Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir oyuna karşınızdayım. Oyunu kısaca anlatayım. Cüceyiz, madenlere iniyoruz, değerli şeyleri topluyoruz. Bir yandan yaratıklar geliyor, onlarla savaşıyoruz. Oyun co-op da oluyor arkadaşlar, online de oynayabiliyorsunuz. Normalde arkadaşlar bir oyun çekmeden önce deneyimliyorum. Hoşuma giderse, gerçekten keyif alırsam videoya kayıt alıyorum. Oyunu biraz oynadım ve hemen karar verdim. Mutlaka sizinle paylaşmam gerekiyordu. Çok keyifli arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Left 4 Dead'i bilirsiniz çoğunuz. Sürekli zombiler geliyor, saldırıyorlar. Arkadaşlarınızı savunuyorsunuz. Hem biraz Left 4 Dead gibi hem böyle nasıl diyeyim, Minecraft'a benzetilir mi bilmiyorum. Sürekli böyle maden topluyorsunuz. Değerli şeyler topluyorsunuz. Yani hem silah kuşanıyorsunuz hem kazı yapıyorsunuz. Gerçekten çok keyifli olmuş. Şimdi ben de tabii ki ilk 5 dakikasını oynadım. Daha ilerlemedim. Bu heyecanı birlikte yaşamamız gerekiyordu. Oyun bir de %100 Türkçe. Oyunda şöyle güncelleme paketleri oluyor. DLC'ler oluyor. Bunlar sanırım kozmetiklerle ilgili. Arkadaşlarla tabii daha keyifli olabilir ama solo da çok eğlenceli. Oyun Türkçe olması da mükemmel. Devam et diyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz ama yine baştan başlayacak. Kapsülden fırladık. Düştük bir yere. Uzay cücesiyiz abi. Çok eğlenceli. Dwarf güzeldir zaten ya. Baba oynarken de Dwarf karakterim vardı benim, Paladin. O geldi aklıma direkt. Gördüğünüz gibi görev bayağı yerin dibine giriyoruz şu an. -280. Get, sesler çok iyi değil mi? Get ready. Elimizde bir silahımız var. Oyunda 4 tane sınıf var sanırım. Şu an topçuyuz. Burada temelleri gösterecek şimdi. Hep birlikte bakalım. Tamam kral. Hadi göster bakalım bize görevleri. Müthiş ya. Grafiklere falan bayıldım yani. Biraz, ne diyor? Mağaralar karanlıktır ve onları sürekli aydınlatmanız gerekir. Şöyle ben biraz daha kendimi aşağıya alayım. Tamam. Şimdi bakın. Aydınlatıyoruz arkadaşlar. Sağ altta. Bunlar tabii doluyor. Şu an mesela daha fazla atamıyorum. 4 tane atıyoruz. Öğretiyor şu an. Altın. Where are you? Çok iyi konuşuyor ya. Toplayalım altını. Seslendirmeleri çok hoşuma gitti. Çok iyi değil mi? Online'da muhteşem olabilir ya. Biraz kanala yükleyeceğim bu videoyu. Ya yani oyunu. Çok hoşuma gitti çünkü. İlk etapta bayağı olumlu bir izlenim bıraktı bende. Cutter'ı çağırıyoruz. Şimdi Cutter gelecek. Topladığımız şeyleri direkt buraya boşaltacağız. Geldi. Hepsini boşaltıyoruz. Biraz yere boşaltmasaydık iyiydi ama burayı daha iyi yapabilirlermiş. Tamam, topla. Diyor ki tünelleri sıkışmış. Tüneller sıkışmış toprak tarafından engellenir diyor. Öncelikle şöyle bir ışığımızı atalım arkadaşlar. Aydınlatalım etrafı. Şimdi burada kaldık. Haritaya bakalım. Bakın harita ama bakın şurada bir yol var. Görüyorsunuz değil mi? Tam önümüzde. Şuradan şöyle kazarsak direkt çıkabiliriz diye düşünüyorum. Aynı Minecraft mantığı değil mi ya? Minecraft da böyleydi. Minecraft'ta biraz oynamıştık da takılmıştık ya. Belki ilerleyen zamanlar tekrar dönebiliriz ona. Bak tak geçtik buradan. Ama farklı bir yere geldik. Tamam. Burayı da anladık. Buraya kadar oynadım. Koşmak için left shift tuşuna bas diyor. Basılı tutmayı tercih edersen. Ha, tamam. Tek shift güzel ya. Böyle koysun, basılı tutmaya gerek yok. Aydınlatalım biraz etrafı. Bu nedir? Aa, can veriyor bu. Can dolu diyor. Bayağı savaş olacak. Daha savaş kısmına giremedim. Topçu engel aşma ekipmanı, boşlukları ve diğer arazi. Ha, bizim sınıf. Üçle. Lan korktum arkamdan bir anda. Çok güzel. Seyahat ediyoruz direkt. Platonun tepesine çık. 4 kişiye kadar online oluyor. O zaman da bayağı eğlenceli olur. Her türlü güzel ya. Çok keyif aldım gerçekten. Bana bu oyuna... Ama çıkamadık ya oradan. Çıkabilir miyim artık şuradan? Hah, ve sonunda çıkabildim. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. Bu nedir? I really can't use this for anything. Ne ki acaba topladığımız? Bu da farklı bir, değerli bir şey mi bilmiyorum. Şimdi burayı kazacağız yine. İlerliyoruz bakalım. Harita gösteriyor mu bakayım? Bakın sola doğru yer açılıyor. Şuraya doğru kazmamız gerek galiba. Aşağıdan çıkıyoruz. Bakayım. Evet. Yükseltiyi görmedim yani, tamam. Okey. Aynı yere gelmedik değil mi lan?
Aman ha. Well done. You're tamam, güzel. Your objective on this training mission is to find and mine 100 adet morkete bulmak ve çıkarmaktır oluyor. Get to it. Morket. Şunlardan mı? Morkite deposited in the mule. I got this. Çok iyi konuşuyor ya. Şivesi çok iyi. I got this. Hadi bakalım. Dediği şey mi bu mu morkit? Bu değil galiba. Yok yok, bu değil. Yok yok, bu başka bir şey. Onları bir de tanımamız lazım şimdi. Işığımız bitti. Bir haritaya bakalım be. Evet tamam. Got no flares ready. Aha şu galiba, evet. Daha var mı başka? Toplayalım. Harika. 37 tane. Şöyle. Şu şekilde çıkarım. Yükselterek kendimizi. Şunu toplayalım bakalım. Aha. Dolu diyor. Aşağı mı düşüyor? Tamam. Allah, onu alamadım. Neyse, o kalsın. Gel bakayım buraya. Biraz daha konuşuyor. Boşaltalım bakalım. 40 tane topladık. Şunları da alayım. Aydınlatmamız lazım sürekli ya. Tamam. Belki de öleceğiz ya bundan sonra. Alert! Defense tamam. Barriers have been breached. We have a horde of enemies heading in your direction. It was a pleasure meeting you. Hope you'll get an honorable death. Umarım onurlu bir şekilde ölür müsün? Nasıl yani? Nasıl ya? Kim geliyor oğlum? Aha, arkamızdan geliyorlar. Ooo. Bayağı iyi sınıfımız yalnız ha bizim. El bombalar için G tuşuna bas. Aa, el bombası fırlat diyor. Onu görmedim sağda bir an heyecanla. Run for cover. Lan ben G'ye... Aa, ben mi attım acaba o bombayı? Ekipman kullan. 4 tuşuna basa kalkanca durup kuşan. Buradan buradan da ateş edebiliyoruz. Hop, içeri giren var. Şöyle bomba atalım bakalım. At bir tane daha. I just knew you had it in you. Incidents like this sadly occur fairly frequently in hot season. My best advice is to get accustomed to your weapons and gear. Let's continue the training. Hmm. İyi kullanman lazım diyor. Lay off me once I earn my place. Sıkıntı yok ya, kullanırız ekipmanları. Arazi tarayıcıyı kontrol etmek için M tuşuna basılır. Bu ara gezmenize ve önemli ögeleri bulmanıza yardımcı olur. Tamam, onu zaten ben bakmıştım ona. Arazi tarayıcı. Arkada bir bak. Aa, arkada bir şey gösteriyor. Ha, almadığımız şey. Now retrieve the rest of the morkite and finish the mission. If you forgot something or don't know how to continue, check your miner's manual for more details. Madenciye kitabına bakın. Tamam, şimdi bunu toplamaya devam edelim. Finally. A chance to learn the ins and outs of this job in my own pace. Da nerede var? Şu kısımda bir şey var mı? Yok. Her şeyi toplamışız burada. Güzel. Şu kalkan atıyor 4. Kalkan jeneratörü. Bu falat fırlatıcı. Ağır toplu tabanca. Bu da başka bir tabancamız. Mermimiz biterse olabilir. Tamam, şuradan kazmaya devam edeceğiz. Tam bakın. Tam önümüze açılıyor bir yer. Ama çok eğlenceli ya gerçekten. Bosslar falan da varmış arkadaşlar. Boss fightları. Bayağı kalabalık yani. Eğlenceli. Hem bir şeyler toplayıp hem savaşmak. Ve şu an oyun indirimde bu arada. 50 TL civarındaymış. Muhtemelen oyun arayışında olan varsa bu videodan sonra alır diye düşünüyorum. Alın ya, gerçekten çok eğlendim. Eğlenmesem zaten kesinlikle çekmem videosunu. Ha, sağlığımız dolu değil mi? Tam can dolu.
Ha, Morkite bulamadık ya. Başka. Ya da vardı, ben görmüyorum belki de. Şu biraz daha hızlı şarj olsa ışık çok güzel olacak, biliyor musun? Bak sağ altta atıyoruz ya. Aydınlatalım. Burada göstermiyor tabii madenleri. Aşağısı da var ha. Aşağı inmeden şöyle devam edelim ya. O ne? Yaratık mı oradaki? Ha, fener de aç kapı oluyor. İyice karanlığa gömülmeye gerek yok. Şöyle gidelim bakalım. Şu silah deneyelim de ya. Oğlum işlemiyor lan buna. Geç abi bunu. Oo, zırhlı bu. Bayağı ölmedi yalnız ha. 1500 mermimiz kaldı. Aha, toksin saldı. Ha, şurada var, tamam. Güzel, topla bunları da. Loot. Üzerimizde ne kadar? Ha, aşağıda gösteriyor arkadaşlar. Tamam, dolacak şimdi üstümüz. Gel buraya, gel gel. Come here. Şey çok güzel yapmışlar ya. Tam bir dwarf olduğumu hissediyorum. Al bakalım. Boşaltalım. Kaç oldu? 90. Tamam. Bunları da aldık, bitiyor. Görevimiz. Diğer sınıfları da merak ettim ha. Bu neydi? Topçuydu bu. Yönetim sana güvenirken doğru karar vermiş. Kaçış kapsülünü çağıralım. Çağıralım. Bas abi. Kaçış kapsülünü basılı tut. Çıkıyoruz buradan, işimiz bitti. Az dayan. Aha, şey mi gelecek yoksa? Kaçarken. Hadi gelin iki sıkalım da gidelim. Bu müziği verdiğine göre 202 metre. Yok mu kimse, gelmiyor mu ya? 180 metre. Aha. Katır geri dönüyor. Eyvah, geliyorlar değil mi? Abi. Gelin lan. Topçu bayağı iyi yalnız ha. Diğerlerinin silahını bilmiyorum ama. Katır beklesene beni. Aha, gidiyor. Hop, bir dakika, önünü göremeyeceksin. El bombamız var. Çıkalım çıkalım, arkamızdan gelen var bu arada, biliyor musun? Sesleri geliyor. Arkamıza düşman bırakmayalım. Topladık topladık. Şunları tam anlamadım ya. Bunlar sadece etrafı aydınlatıyor sanırım. Tamam. 5 dakika içinde tahliye oluyoruz. Çok iyi ya bunlar. Let's head for the drop. 3,5 dakika kaldı. Boss fight olsaydı güzeldi ya. Aha, kapsül geldik. Aç abi. Aha, oradan giriyor bak o. Aha, içeri girdi. Açın kapıları. Kimse yok arkamızda. Tamam, güzel. Görev tamam. Yükseliyoruz arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Güzel güzel. İyi çalışmaydı. Topladık bakalım. Şimdi topladıklarımız neler olacak? Ne yapacağız yani? Görev durumu tamamlandı. Madenci başarımı da kazandık. Sıfatına bak. Çok iyi. Yeah. Toplam tehlike primi %50. Ana hedef, yan hedef. Görev 15 dakika sürmüş. 477 kredi. Güzel, devam edelim bakalım. Görev performansı. Tutorial'ı oynadık. Bakalım. Oo, daha rahat bir yatağa ihtiyacım var diyor.
Gemimize hoş geldiniz. Get your bearings, then proceed to the mission selection terminal and select your first mission. We're looking forward to seeing you in action. Bakalım. Topçu yaptı görevi. Terminali kullan. Kilometre taşları. Topçu ile 4 seviye kazan. Gözcü ile 4 seviye kazan. 10 görevi tamamla. İstatistiklerimiz tamamlanan görevler. Yan yetenekler. Saha doktoru. Şu an yetenek puanı bir sürü var bakın. Onu takip eden becerileri de gösteriyor mesela sonuncusunda. Pasif özelliği arkanda kimseyi bırakma. Düşen takım arkadaşını %30 daha hızlı canlandırır. Çok iyi. Karakter seçimi. Biz topçuyduk. Ne var? Gözcü. Ne diyor? Bir gözcü olarak güçlü aydınlatma fişeği silahını tek taşıyan sensindir. Ve de senin ışığına tüm takım arkadaşlarına ihtiyaç duyar. Ayrıca keşif için hemen hemen her yere atabileceğin tırmanma çengelin de vardır. Fakat piyade tüfeği ve kısa pompalı tüfek taşırken takım arkadaşlarına ayrı kalmak. Biraz daha yakın savaş için. Gözcü bu atlayıp zıplıyor demek ki. Bir mühendis olarak mağaralarda hayatta kalmak için iki ana silah taşırsın. İlki platform silahı, herhangi bir yüzey üstüne çıkabilir. Platform ikincisi muhafız kulesi. Otomatik olarak ağır destek ateşi açar diyor. Erimeden önce kurmayı başarabilirsen tabii. Cücelerin en güçlüsü sayılmazsın. Fakat pompalı tüfeğine taşınabilir bomba atarın seni zorlu bir rakip yapabilir. Bir de delicimiz var. Titanyum elektrik delici sahip olacaksın. Senin için kapanmış tünelleri ve takımın yolundakileri engelleri temizlemek. Direkt yara yara açıyor demek ki bu. Bu da bayağı iyi. Delici olabilir miyiz? Aha olduk. Deliciyiz arkadaşlar şu an. Hadi bakalım. Madenci el kitabı. Oyunu anlatıyor burada da. Görevler, bir ilk görev tamamlandı. Anormal killer uyarılar. Kazı seferi. İlk buraya çıkmıştık. Burada başka etkileşime geçebileceğimiz bir şeyler. Karakter seçimi. Burası da üstümüz ha. Ne kadar güzel yapmışlar ya. Gardırop. Evet, burada DLC'lerle ilgili şeyler galiba. Kozmetiklerimiz olacak. Şu an tabii yok. Bu ne? Tekmele. Dur bakayım. Açılsın tekrar. Frostbite. Bölme boş diyor. Buraları hep bölme. Burada görev mi? Görev seçimi. Tuz çukurları. Yeni görevlere. Tarayıcılar menzil dışında diyor. Acımasız vuruş. İlk görevimiz burada yani. Bayağı da büyük ha. O görevlere bakarız. Ekipmanlar hep aynı şey. Ekipmanlar. Alev silahı. Yüksek şarjör. Ama puanımız yok ki bunlara. Puan lazım. Silah kilitli. Silah. Kazma özelleştirme. Standart delici diyor. Mühendise geç, topçuya geç, gözcüye geç. Hepsinin farklı şeyi var. Bu da herhalde şey. Hazır buradan seçiyoruz. Özelleştirebilir bunlar. Birliğe katıl. Discord sunucusuna bağlanıyor oradan. Bayağı keyifli ya. Ekipman, drone geliştirmeleri. Çok amaçlı uçan robot. Hasar falan veriyor galiba bu da. Dronlarımız da var ha. Bayağı kapsamlı yalnız oyuna ha. Burası nereye gidiyor? Mağaza. Kozmetikler mi? Sezon. Sezon falan da var oyunda. Neler diyorsun ya? Terminali kullan. Sezon. Buradan satın alıyoruz. Sonraki ödül. Evet. Bayağı sezon falan yapmışlar ya. Baksanıza arkadaşlar. Derin dalışlar. Bu neymiş? Bu terminal kilidini açmak için en az bir karakteri Hightight'a terfi edin. Daha zorlu görevler var. Demirhane. İleri seviye şeyler bunlar. Bu kim? Bir tur içki sipariş et. Ücretsiz. Ver bakalım bir tane. Bir dwarf asla birasız yapamaz çünkü. İç bakalım. Ne içti yalnız ha? That's nice. Ah be, yine atamadım be. Dur, şimdi girdi. Hop.
Bayağı bir şey oyunlar yapmışlar yani, müzik kutusu var. Not that. İki kredi. Burada takılıyoruz. Bölmesi zaten, bölmeye hep giriyoruz. Gardıropta hiçbir şey yok. Buradan görevden devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun bu şekilde. Ben de ilk defa görüyorum şu an buraları. Keyifli duruyor arkadaşlar. Oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de merak ediyorum. Diğer görevleri de yapacağız. Bakalım ilerleyelim biraz. Merak ettim ben de oyunu sizler gibi. Bilenleriniz muhakkak vardır. Oyun hazır indirimdeyken bir şans verin derim. Bakarsınız. Beğenmezsiniz zaten iade edebiliyorsunuz, biliyorsunuz Steam'de. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.